bizlerle birlikte idrak etmek sen büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi Muharrem ayı içerisinde birçok mucizevi olayı barındıran, bu sebeple de Müslümanlar için kutsal olan bir aydır. Ancak Muharrem ayını Müslümanlar için hazin kılan hadise, hepimizin ortak hafızasında hala tazeliğini koruyan Kerbela olayıdır. Muharrem ayının 10. gününde Hazreti Hüseyin ve yakınları Kerbela'da şehit edilmiş, onlara bu zulmü reva görenlerse vicdanlarımızda sonsuz bir karanlığa mahkum edilmiştir. İçinde barındırdığı tüm acılarla birlikte Muharrem, insanın kendisiyle muhasebe edip hakikate yönelmesi gereken bir aydır. Hacı Bektaşi Veli, okunacak en büyük kitap insandır diyor. Ne yazıktır ki insan olmanın manasına eremeyenler dünyamızı yaşanmaz kılmakta, insanlık için utanç kaynağı olmaktadırlar. O gün şehadete erenler haksızlık karşısındaki onurlu mücadeleleriyle bütün inananların gönüllerinde taht kurmuşlardır. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerine bir kez daha rahmet diliyorum. Değerli dostlar, hepimizin bildiği gibi aşure muhteviyat itibariyle birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma demektir. Nuh'un gemisine giren bizler Almanya Türk toplumu olarak tıpkı aşure gibi farklılıklarımızı ve özümüzü muhafaza ederek birlik ve dayanışma içinde ahenk oluşturabilmeliyiz. Çeşitliliğimizi bir zenginlik olarak görerek Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi yolumuzu insanlık sevgisi üzerine kurabilmeliyiz. Sevgili canlar, dünyamızın zor günler geçirdiği, savaşların, göçlerin acıları eksik olmadığı bu dönemde ortak sevinçlerimiz ve acılarımız etrafında kenetlenmeliyiz. Yabancı düşmanlığın, ırkçılığın, göçmen karşıtlığının endişe verici bir seviyeye vardığı günümüzde birlik ve beraberlik, dayanışma içinde olabilmeliyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la Hasan'ın askeri er oldu gitti, geçti mağarada sır oldu gitti. Allah bir Muhammed Ali diyerek, Allah bir Muhammed Ali diyerek, Kamber Selma Fatma durdu duaya, Şehriban soyundu bindi deveye, İsa kahreyledi çıktı havaya. Evladı tek dileklerimizi, gönüldeki muratlarımızı versin. Bu evreni yaratan Yüce Allah emeklerimizi boşa vermesin. Yaptığımız dualarımızı, yediğimiz lokmaları dergâh hizmetinde kabul eylesin. Ey Yüce Allah'ım, verdiğimiz lokmaları, yaptığımız duaları Kerbela'dan günümüze hak için, halk için can veren Türk şehitlerin ruhlarına bağışlıyoruz. Sen dergâh hizmetinde kabul eyle yarabbim. Ruhlarını şahıs, mekanlarını cennet eyle yarabbim. Bir bizden yardım şehitler şahit İmam Hüseyin Eteşli Kerbela'dan, Şefaat Hazreti Muhammed Mustafa'dan olsun. Duamızın kabulü yüce Allah'tan olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, peygamberlerine salat ve selam olsun. Lokma hakkına, evliyat keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine, gerçek büyük mümine ya.